Şimdi boşluk doldurma ve testle konuyu tamamlayalım artık. Canlı soylarına ait bazı benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayan faktörlere, bu faktörlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına genetik denirdi. Burada bilim dalı dedik. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmalar Gregor Mendel tarafından yapılmıştır. Şansa bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar, aynı olayın daha sonraki deneme sonuçlarını etkilemez. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda birlikte olma olasılığı bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Kalıtsal bir karakterin oğul döllere aktarılmasını sağlayan kromozom bölümüne gen denir hocam. Bir karakterin kalıtımından sonra genin her bir alternatifine değil alel denir. Bir karakter için aynı alel genleri taşıyan bireyler şu şekilde mesela nedir hocam homozigottur. Bir karakter için farklı alelgenleri taşıyan bireyler mesela bu şekilde nedir? Heterozigottur. Bir karakter bakımından heterozigot olan bireylere bir karakter bakımındansa monohibrit denir ve o bir karakteri de çaprazlarsam monohibrit çaprazlama denir. İki karakter bakımından heterozigot bireylere dihibrit denir. Dihibrit eğer ben dihibrit çaprazlama yaparsam o da bu şekilde olur. Punet karesi yönteminde yatay düzleme erkek bireyin oluşturabileceği gametlerdeki aleller, dikey düzleme dişi bireyin oluşturabileceği gametlerdeki aleller yazılır ve gametlerin kesiştiği kutucuklarda iki alel bir araya getirilerek yavrunun genotipi belirlenir. Canlının sahip olduğu genlerin tümü neydi hocam? Genotipti. Genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle canlıda ortaya çıkan dış görünüş fenotip. Tabi çoğu zaman çevre etkiler. Ama genotipi tek başına fenotipin etkilediği durumlarda var. Mesela AB kan grubu değil mi? A kan grubunun üzerine ya da göz renginin üzerine çevrenin doğrudan bir etkisi yoktur. Heterozigot durumda fenotipte etkisini her zaman gösterebilen alele baskın yani dominant denir. Heterozigot durumda fenotipte etkisini gösteremeyen gen alternatifine çekinik yani resesif denir. Bir canlının cinsiyetini belirlemede işlev gören kromozomlara gonozom denir. Canlıda gonozom olmayan kromozomlara da otozom denir. Yani ben işte, 2 işte iki işte 44 artı xxxy'ye mi hocam? xx gonozom 44 otozomdur. Baskın olan alel fenotipte kendini gösterirken çekinik olan alel ata canlıların her ikisinden gelirse fenotipte etkisini gösterir. Biz buna baskınlık ilkesi diyoruz. Bezelye tohumunun sarı veya yeşil olma olasılığı ile düz veya buruşuk olma olasılığının birbirini etkilememesidir. Bakın iki karakter var. İki karakter varsa dihibrit çaprazlama aklınıza gelecek ve dihibrit çaprazlamadaki olay bağımsız açılım ilkesidir. Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli bireyin genotipini belirlemek için çekinik fenotipli bireyle çaprazlaması kontrol çaprazlamasıdır. Bağımsız açılımı yukarıya yazmamışız. Benzerlik olarak görünüyor burada. Oraya bağımsız açılım yazın lütfen. Çünkü benzerlik ilkesindeki mantık neydi? Safkan iki bireyi seçtiniz. Bunun oluşturacağı gamet bu. Bununki bu. İkisi F1'de büyük A küçük A'yı meydana getirecek ve bütün çocuklar büyük A küçük A olacak. Başka bir şey olmaz ki hocam. Bu benzerlik ilkesidir. Bezelelerle yapmış olduğu deneyler sonucunda genetiğin temelini oluşturan bilim insanı Gregor Mendel. Mendel yukarıdaki olasılık ilkelerinden hangilerini kullanmıştır? Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda birlikte olma olasılığı bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Şansı bağlı bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuçlar aynı olayın daha sonraki deneme sonuçlarını etkilemez. Bunların hepsinin mantığını anlattık. Yani sizin şu anda attığınız zar bir dakika sonra atacağınız zarı etkilemez. Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Gen özelliklerin nesilden nesile aktarılması sağlayan fiziksel DNA bölümüdür. Alel bir genin alternatifidir. Homozigotluk bir karakterle ilgili alellerin aynı bireyde olmasıdır. Dominant alel etkisini heterozigot durumda fenotipe yansıtan bireydir. Hocam dikkat mantık olarak heterozigotta da homozigotta da etkisini dışa yansıtır ama heterozigot vurgusunu niye yapıyoruz? Hani sonuçta şunu üstünlüğü var diye. Fenotip bir canlının bir karakterle ilgili sahip olduğu tüm alellerdir. Hayır, fenotip görünüştür, dış görünüştür. Sahip olduğunuz tüm aleller değildir arkadaşlar. Eğer genetik ifadede tüm aleller de genotipe gidebilirsin ama genotipin yansıması fenotiptir. Alel kavramı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aynı karakter için bir birey de aynı ya da farklı olabilir. Birisi anneden biri babadan gelen homolog kromozomların böyle karşılıklı lokuslarında taşınan genlerde. Yani burada ya AA ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. Bu ifade doğru. Bir karaktere etki eden aleller aynı kromozom üzerinde bulunmaz. Sonuçta bir karaktere etki eden mesela gözle alakalı bir alel varsa Diğer gözle, göz rengi ile alakalı alelin burada olmasını değil karşısında olmasını beklersiniz. Her canlıda bir karakter için iki farklı alel vardır. Hocam bu ifade yanlış bir ifade. Neden? Çünkü canlı eğer haploid kromozomluysa bir tane bulunur. Bunun için diploid kromozom olması lazım. Şu şekilde gösterebilmek adına. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Mendel'in neden bezeleleri seçtiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bezeleler kapalı tohumlu bitki oldukları için tohumları açıkta değildir. Yani hocam kapalı tohumlu ya da açık tohumlu olmayla bir alakası yok bu durumun. Yılda birden fazla ürün alınması birbiriyle kıyas yapabiliyor. Nesil çok fazla. Bezeleler hermafrodit özellikle kendini dölleme özelliğine sahip. Hatta bazı karışıklıkları engellemek için ne yapıyordu? O polen üreten yapıları kesiyordu. Mesela mor de öyle yapmıştı. Bezelyelerin karakterleri çok belirgindir. Ya sarı mı, yeşil mi, buruşuk mu, düz mü bunu bariz bir şekilde görebiliyor. Fazla ürün verebiliyor bezelyeler. Fazla ürün verdiği için de kıyas yapabiliyor. Dolayısıyla kapalı ya da açık doğumlu olma ile ilgili hiçbir bilgi yok. İzotipi ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mendel yasalarından biridir. Ebeveynler homozigottur. Nasıl seçmiştik? Anne büyük a büyük a baba küçük a küçük a. Bunun oluşturacağı gamet bu. Bununki de bu. Oğul bireylerin tamamı bu yüzden ne olacak? Birbirine benzeyecek. Ebeveynler farklı karakterler için zıt özellikte değil, aynı karakter için zıt özelliktedir. Oğul bireylerde ebeveynlerden birinin fenotipi görülür. Bakın, büyük A burada da büyük A fenotipli birey meydana gelir. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B çaprazlamasından 100 oğul birey meydana gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Meydana gelecek fenotip ayrışım oranı 3'e 1'dir. Hocam şurada bir monohibrit çaprazlama yaptığınız zaman zaten şunu görürsünüz. 3 büyük B 1 küçük B 3'e 1 oran vardır. Genotip ayrışım oranı 1 2 1'dir. Oğul bireylerin tümü aynı genotipli olabilir. Buradaki mantık da şu. Yani herkes şu doğabilir mesela. Ondan bahsediyor. Oğul bireylerde küçük B fenotipli birey sayısının 25 olması beklenir. Hani burada 1 bölü 4 ya 100 tane kişi olduğu için 100'ün 1 bölü 4'ü 25 gibi. Baskın fenotipli 2 oğul birey çaprazlanırsa çekinik fenotipli yavru oluşmaz. Hayır hocam büyük B küçük B büyük B küçük B çaprazlandığında sonuçta şu küçük B'ler yan yana gelebilir. Bu ifade o yüzden hatalı bir ifadedir. Kontrol çaprazlama ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Baskın fenotipli bir bireyin genotipini tespit etmek için yapılır. Evet. Genotip bu mu bu mu bilmiyorum. Çekinik fenotipli bir birey ile baskın fenotipli bir birey çaprazlanır. Zaten kontrol çaprazlamasında çekinik karakter, çekinik fenotip kullanıyoruz. Oğul bireyin genotipine bakılarak değil fenotipine bakılarak. Çünkü buradan çıkacak birey eğer böyleyse fenotipe yansıyacaktır. Ve diyeceğiz ki demek ki çaprazladığımız bireyin genotipi heterozigotur. Yani dış görünüşe bakıyoruz. Yanlışı sormuş cevabımız yalnız 3 olacak. Mor çiçek renkli uzun bir bezelye ile beyaz çiçek renkli kısa bir bezelye çaprazlanıyor. Oğul bireylerin tamamı mor renkli ve uzun bezelyelerden oluştuğuna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Oğul bireylerin tamamı mor ve uzun oluyor. Şimdi mor beyaza baskın uzun da kısaya baskın olduğuna göre mor çiçek ve uzun bezelye bitkisi demek ki başlangıçta alındığında mor ve uzun şu şekilde yapalım. Demek ki safkan baskınmış ki hiçbir şekilde diğerleri yani beyaz ve kısa oluşmamış. Mor çek rengi aleli beyaz çek rengi aleline baskındır. Buradan bunu çıkarttık. Kısa boylu olma aleli uzun boylu aleline resesiftir. Doğru yani çekiniktir. Çapraza alınan ebeveynler homozigot genotiptir. Zaten mantık şuydu. Beyaz ve kısa olabilmeniz için zaten kaçarınız yok. Homozigot olmanız lazım. Ama bütün yavrularınız da mor ve uzun çıkıyorsa demek ki diğer tarafta da homozigot almışsınız. Bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Dihibrit çaprazlama ile ilgili hangileri doğrudur? İki karakter bakımından heterozigot bireyler çaprazlanır. Dihibrit iki karakter bakımından melez. Ebeveynlerin gametleri bağımsız dağılım prensibine uygundur. Aynen öyle. Bağımsız dağılım dihibrit olayına dikkat edin demiştim. Yani burada iki karakter var. Bu karakterlerin birbirinden ayrılması bağımsızlıktır. Beklenen fenotip oranı 9 3, 3 1. bunu da derste mantığını söylemiştim. Topladığınızda 16 olması pardon 16 nereden geliyor ya da oradaki bir ne ona dikkat edin demiştim. Bezelelerde yeşil meyve sarı meyveye baskındır. Aşağıda bir yeşil meyveli bezeli ile sarı meyveli bezeli'nin çaprazlaması. Yani burada sarı şu şekilde yazılabilir ama yeşil için bunu da yazabilirim bunu da yazabilirim bir soru işareti koyuyorum buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yavruların tümü yeşil meyveli olabilir. Eğer büyük A büyük A seçersem hepsi büyük a küçük a olur. Olabilir. Olabilir demiş çünkü. Yavruların yarısı sarı meyveli, yarısı yeşil meyveli olabilir. O zaman da şöyle mi yapmış hocam? Mesela büyük A küçük A seçerse işte büyük A küçük A büyük A küçük A burada da çaprazlama yaptım. Küçük A, küçük A küçük A küçük A küçük A %50 yeşil %50 sarı olabilir. Yeşil bezelyelerin fenotipine bakılarak genotipi belirlenebilir. Hayır o sarıya bakılarak olabilir. Çünkü yeşilde ne dedik ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A küçük A'dır bu ifade hatalıdır. Mendel ilkelerine göre monohibrit çaprazlamada fenotip ayrışım oranı. Hocam monohibrit tek karakter bakımından melezdi. Çaprazladığım zaman fenotip dışarıdan baktım. 3 büyük 1 küçük 3'e 1 oranıdır. Cevapta ne olur? Yalnız 2 olur. Sonuçta bunun alternatif falan olmaz arkadaşlar. Burada diğer başlığa girmiyorum. Onu başka bir günde kalıtım dersinde bitireceğiz. Ama en zor kısmını bitirdiğimize emin olabilirsiniz. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.